Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Birkan İçaçan. Google Docs'ta PM olarak çalışıyor. Hoş geldin Birkan. Hoş bulduk Eren. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla. Bugünkü kaydı New York-İstanbul arasında yapıyoruz. Aynen, mesafeler uzak olsa da buluştuk. Aynen. Bir süredir de aslında böyle bir şey yapmak istiyorduk. Bugüne vesile oldu, koronaya vesile oldu. Çok da iyi oldu. Teşekkürler tekrardan kabul ettiğin için davetimi. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Kısaca kendini neler yaptığını anlatabilir misin? Tabii ki. Ben Birkan İçaçan. Yaklaşık 9 yıldır Google'da çalışıyorum. Bunun son 3,5 yılında da Google Docs, Sheets ve Slides ürünlerinde ürün müdürü olarak çalışıyorum. Şu anki sorumluluk alanım da bu ürünler bildiğiniz gibi birden çok çalışanın aynı dokümana girip aynı anda çalışıp birbirlerine yorum atma ya da bir dokümanda aynı anda yazıp ortak bir şeyler paylaşma üzerine kurulu özelliklerden sorumluyum. Ondan önceki rolümde ise de yaklaşık 3 yıl Google Docs, Sheets, Slides ya da Gmail gibi ürünlerin diğer enterprise yani şirket çözümleriyle entegrasyonları üzerine çalışmıştım. Mesela bir büyük şirket Salesforce kullanıyorsa ya da SAP kullanıyorsa, aynı zamanda Google G Suite ürünlerini de kullanıyorsa, bu ürünlerin birbiriyle entegre olması lazım ki bir şirket çalışanı günlük hayatında yapması gereken işleri çok rahat bir şekilde yapabilsin. Ben de bu entegrasyonlardan sorumlu ürün müdürü olarak çalışıyordum bir önceki rolümde. İşte bizim partner şirketlerimizle Salesforce, SAP ile çalışıp bu tip ürün entegrasyonları üzerine çalışıp bunların lansmanlarına kadar hani end-to-end o bütün süreci yönettiğim bir roldeydim. Ondan önce de Google'ın reklamcılık tarafında ben aslında Google kariyerime başladım. Burada Türkiye'deki AdWords kullanan, o zamanlar Google AdWords diye geçiyordu, şimdi Google Ads oldu. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler AdWords kullanırken buradaki kampanya bütçelerinden maksimum faydayı sağlamak açısından onlara böyle çeşitli hesap optimizasyonu hizmeti veriyordum. Şirket çok esnek olduğu için hani çalışanlara böyle bir esnek kariyer planlaması sunduğu için Dublin, İrlanda'da başlayan kariyerim daha sonra San Francisco'ya taşınarak daha sonra da New York'a taşınarak 9 yıl içerisinde böyle bir şekil aldı. Şimdilik keyfim yerinde. Çok güzel şeyler öğreniyorum. Çok güzel milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın kullandığı bir üründe çorbada bir tuzum oluyor. Bu da gerçekten çok keyifli. İşte bakalım uzun vadede neler olacak göreceğiz şimdilik ama burada memnunum. Keyfim yerinde. Süper. Şimdi Google gibi bir şirkette PM'lik yapmak da ayrı bir güzel olsa gerek. Yani orada gerçekten öğrendiğin şeyleri de hani bugün de biraz konuşuruz. Bugün hani seninle de konuşurken neler konuşabiliriz dediğimizi aslında geçen gün Twitter'da bir thread'de başlayan bir muhabbeti devam ettirelim istedik. Orada da Murat Soysal'ın yazdığı bir tweet'in altında bayağı bir sektördeki PM'lerin konuşması oldu. Onun linkini de koyarım aşağıya notlara. Orada da hani ilk aslında muhabbeti açan şeylerden bir tanesi de işte Dilek Dayınlarlı'nın sorduğu iyi PM nedir gibi bir soru oldu. Şimdi öyle bir soru ki yani hani net bir şekilde matematiksel bir cevabı olmayan, biraz subjektif ama diğer tarafta objektif tarafları da olan çok soyut bir kavram. Zaten PM soyut bir kavram. Hani o yüzden iyi bir PM'in ne olduğu falan. Hani bunu biraz irdeleyelim bugün seninle. Hani deneyimlerimizi paylaşalım. Sence nedir iyi PM? Onu bir görelim diyorum. Ve hani büyük sorudan başlayalım. Ondan sonra aynen. Zaten aşağı doğru aynen, muhabbet aynen. Gider. İyi PM nedir aynen, abi? Aynen detaylara gireriz. İyi PM aslında bu soruya bakacak olursak çalıştığı ekiple de çok değişir. Yani bu cevabı dediğin gibi aslında çok böyle net, genel bir tabirle cevaplamak oldukça güç. Çünkü EPM kavramı çalıştığı ürünün gereksinime göre çok fazla şekil alan ve değişen bir kavram. Ama en temelde, en böyle tek cümleyle cevaplamak gerekirse bence iyi bir PM çözülmesine değecek olan problemleri bulabilen insandır ya da çalışandır. Bu ne demek oluyor? Bir PM'in çalıştığı arkadaşları düşünecek olursak, mühendislerle çalışıyor, grafik tasarımcılarıyla çalışıyor, designerlarla çalışıyor. Tamam ama bu denklemde, bu çalışma ortamında PM'in üzerine düşen en büyük amaç ne aslında? Yani birincil sorumluluğu nedir? Bu çalıştığınız ekibin ne gibi problemler üzerine çalışacağını tespit eden insansınız aslında temelinde, değil mi? Bu ekibi nereye götürmek istiyorsunuz? Bu ekibe nasıl bir rota çizeceksiniz geminin kaptanı olarak? Bu açıdan baktığımız zaman da bence birincil olarak hani iyi bir PM dediğimizde en büyük özellik aklıma gelen çözülmeye değecek olan problemleri tespit eden insan. Peki burada mesela şeyden hiç bahsetmedin. Yani bu problemi nasıl çözeceğimiz tarafına pek girmedik. Burada bayağı hani probleme odaklandık. Yani bunu aslında biraz parçalayalım. Çözülmesine değecek problem bulan. Burada bir çözülmesine değecek kısmı var bir de problem kısmı var. Problemden başlayalım. Yani şimdi problem dediğimiz şey nedir? Yani sadece hani problem diyoruz ama bu bir fırsat da olabilir. Yani sadece çözülmesi gereken bir şey değil. Belki ya böyle olsa güzel olmaz mıydı gibi tabii, hani aynen pozitif öyle. Bir duygudan da yol açabilir, gidebilir. Yani buradaki problem dediğimiz şey nedir?
Şimdi buradaki problemi aslında şöyle irdeleyebiliriz. Dediğin de çok doğru aslında. Yani sadece bunu problem negatif olarak da bakmamak lazım. Bu bir fırsat da olabilir. Şimdi bizim bu ürünü ürün müdürlüğü olarak yönettiğimiz alanın ya da çalıştığımız şirketin elbet belli bir hedefleri olabiliyor, değil mi? Bu hedefler nedir? Mesela kullanıcı sayımızı arttırmak olabilir ya da bir finans ürünü yapıyorsak işte müşterilerimize daha fazla değer sağlama olabilir. Buradaki fırsat ya da problemi ararken aslında bizi bu hedefe götüren şeylere baktığımız zaman buna en çok değer katacak olan şey nedir? Bunu bulmak aslında. Yani bizim bir hedefimiz var ve bizim bu hedefe gitmemizi engelleyen bir şeyler varsa bunları problem olarak bakıp hani biz bu problemleri nasıl çözebiliriz diyebiliriz. Ya da bizim bu hedefe giderken o hedefe bizi daha çok yaklaştıracak bir fırsat varsa bu fırsatı da önceliklendirip sonra da bunu ürüne döndürmek açısından bakabiliriz. Yani burada aslında bir problem ya da bir hedef ve başlayıp bunu daha sonra geri hani reverse engineer ettiğimiz zaman yani şıklardan gitme vardır biz ÖSS gençliği olduğumuz için şıklardan gidersek önce hedefi belirleyelim. Biz nereye gitmek istiyoruz? 1 yıl sonra, 2 yıl sonra nereye gitmek istiyoruz? Tamam, bunu belirledik. Daha sonra buradan geriye doğru dönüp tamam biz bu hedefe gitmek istiyorsak neler yapmalıyız? Ne gibi fırsatları ele geçirmeliyiz ya da ne gibi problemleri çözmeliyiz ki bizi bu hedefe götürsün uzun vadede? Hani ben bu şekilde düşünüyorum aslında. Hani ben kendi işimi düşünürken, ben günlük hayatta yaptığım işi düşünürken biz bu ekibimiz var, beraber çalıştığımız bir ekibimiz var. Benim sorumlu olduğum bir ürün var. Ben bu ürünü daha başarılı, daha hedeflerimize nasıl yaklaştırabilirim? Bunu yaparken de karşımızda ne gibi fırsatlar var ya da aşmamız gereken ne gibi problemler var? Hani benim aslında günlük hayatımda yaptığım en büyük iki şey bu. Bunların Peki analizi. şimdi Ürünü başarıya götürürken ne gibi problemler var, ne gibi fırsatlar var ve biz bunları nasıl avantajımıza çevirebiliriz? buradan da o zaman yine problemi de hani bir aşağı indirmiş olalım. Hedefler dedin. Hedeflere göre zaten problem belirliyor. Aslında problem biraz hedeflere göreceli olarak oluşan bir olgu veya fırsat, problem veya fırsat. O zaman şimdi tabii Google dediğimiz zaman direkt hedeflendirme anlamında direkt akla OKR geliyor. OKR'la belirlenen hedefler geliyor. Şimdi ona da gireriz. Hani OKR'a da gireriz ama diyelim ki hani Google'ın dışındayız veya OKR gibi bir sistemimiz yok. Küçücük bir startup'ız veya hani 5-6 kişilik bir startup'ız. Hedeflerimiz nasıl belirleniyor? Hedefler nereden geliyor? Tabii burada yine belki de ürün müdürü olarak hani bizim şirket içindeki durumumuza da bağlı olarak değişebilir. Çünkü ürün müdürü de aslında bir iş ailesi değil mi? Bunun bir zincir olarak yukarı doğru bir merdiven olarak düşünebiliriz. Hani junior PM'ler de olabilir bir ekipte, senior PM'ler de olabilir, PM direktörleri de olabilir, işte PM VP'si de olabilir. Burada bence hedefin nereden geldiği konusu şirket kültürüne bağlı olarak da değişebilmekte. Ama genel olarak baktığımız zaman bence ürün müdürünün yapması gereken en büyük şey sorumlu olduğu alanın, sorumlu olduğu ürünün hedeflerini belirleyebilmek. Ve bunu gerekiyorsa hani üst yönetim kademesinde değilse alt kademede bile olsa üst yönetime bunu bir şekilde besleyebilmek. Genelde zaten şirketler bu şekilde başarılı. Çünkü genelde bir ürüne ya da bir problem alanına günde 10 saatin 12 saatin ayıran insanların biriktirdiği bu bilgi ve donanım takımın planlamasında ve strateji belirlenmesinde üst yönetimi çok ciddi besleyen bir konu. Hedef belirlenirken de burada şuna bakmak lazım. Dediğin gibi bu fırsatın büyüklüğü ya da bu problemin büyüklüğü. Yani biz bu fırsatı çözersek, biz bu problemi çözersek bize ne kadar büyük bir katkı sağlayacak? Bu tip büyük fırsatlı problemlerin arkasından koşmak ya da hedeflerin arkasından koşmak. Bu hedefi belirlerken de mümkün mertebe ölçülebilir tutabilmek. Yani burada hedeflerimizi belirlerken tabii ki hayal etmek, belli hayallerimizin, rüyalarımızın olması çok normal ama bunları ölçülebilir formatta takıma beslersek çok daha hızlı bir şekilde işleyebiliriz ve bizim iş yapış tarzımız çok daha objektif olabilir. Yani bu noktada da işte bu objective key result dediğimiz şeylerde bizim atıyorum objektifimiz, hedefimiz conversion, dönüşüm flow'unu, dönüşüm conversion flow'umuzu iyileştirmek olabilir. Evet, tamam bu bizim amacımız. Ama peki bunu yaparken ne gibi hedefler belirleyeceğiz? İşte bu noktada da mümkün mertebe ölçülebilir hedefler koymak çok kritik. Misal objektif neydi? Conversion flow'umuzu iyileştirmek. Hedefimiz ne olabilir? O zaman mesela sitemize gelip beğenmeyip kapatan yani siteden dropout olan insanların yüzde şu kadar azalması bizim bir key result'ımız olabilir. Ve o zaman biz bu key result'ı yapmak için ne gibi aksiyonlar alabiliriz? Bunların da her biri aslında bir proje kalebi olabilir. Yani aslında en tepeden baktığımız zaman amacı belirledik. Bu amacı başarıp başarmadığımız, bu amacı yaklaşıp yaklaşmadığımızı nasıl ölçeceğiz? Onlar da key result'larımız olabilir. Ve bu key result'ları da belirledikten sonra aslında bunların altına sürekli bir proje kalemi, projelendirme, yeni fikirlerle gelme. Bunlar da alt maddeleri aslında. Bu tam şey yani makale yazarken hani bullet kullanıyoruz ya noktaları böyle. En tepedeki bullet'tan başlıyoruz. Ondan sonra taba basıp bir aşağı indiriyoruz. Sonra taba basıp bir sağa kaydırıyoruz. Tamamen böyle bir hiyerarşi var aslında. Genelde hedef belirleme hani bizim Google'da da olsun, benim çevremde hani tanıştığım, konuştuğum PM arkadaşlarım da olsun. Genelde hani bu tip bir yaklaşım
Büyük şirketler için diyeyim en azından. Küçük startup ölçeklerinde daha farklı bir önceliklendirme süreci olabilir. Çünkü startuplar genelde biraz daha çevik oluyorlar. Ama daha ziyade büyük müşterilerin olduğu ya da büyük bir müşteri kitlesini, kullanıcı kitlesini hedefleyen ürünlerde genelde böyle bir hedef belirleme ve projelendirme, böyle bir hedef OKR belirlemesi yapıldığını ben kendim kendi gözlemlerime göre paylaşmak istedim burada. Şey tarafında bu hedeflerin belirlenmesi tarafında söylediğim bir şeyi hani tekrarlamak istiyorum. Bir kere şeye değindin. Farklı seviyelerde PM'ler var. O yüzden yani belki de şirket product stratejisini, ürün stratejisini belki aşağı seviyedeki bir junior PM belirleyemeyecek. Ama şöyle bir şey dedin. Sorumlu olduğu alanın stratejisini, hedeflerini belirleyebilmeli ya da yukarıyı bu konuda besleyebilmeli. Yani aslında burada hani altını çizmek istediğim konu yukarıdan bir şey geldi ve biz bunu yapıyoruz değil. Ya biz belirliyoruz bizim kendi alanımızda ne yapılacağını ya da belirleyemiyorsak bile de en azından etkiliyoruz. Bu etkiliyoruz kısmı da işte yaptığımız araştırmalardan, data analizlerinden vesaireden bulgulardan bir anlam çıkararak hani onların da anlamasını Aynen, sağlıyoruz. aynen, aynen. Peki burada şimdi hani hedefler büyük ve ölçülebilir olmalı dedim. Şimdi bazı şeyler var ki özellikle hani eğer yolun başındaysan veya yolun başında olmasan da şimdi bilinmezlik dediğimiz zaman zaten bilinmez dememizin sebebi ölçülememiyor olması. Şimdi bilinmeyen bir yerde biz bu fırsatın büyük olup olmadığını veya atıyorum acquisition'a ne kadar, conversion arttırmaya ne kadar fazla etki edeceği, işte churn'ü azaltmaya ne kadar fazla etki edeceğini, biz bunu ne kadar realistik bir şekilde ölçebiliriz? Yani zaten aslına bakarsan çok doğru bir soru. Dünyada zaten böyle mükemmel bir data ya da mükemmel bir sonuç yok. Ne kadar çok user research yapsak da, ne kadar çok anket yapsak da ya da müşterilerimizi, kullanıcılarımızı bir odaya sokup onlarla bir focus group yapsak da elimizde hiçbir zaman mükemmel bir veri olmayacak. Bu noktada aslına bakarsan elimizdeki dataları kullanarak en doğru tahmini yapmaya çalışıyoruz aslında. Zaten çünkü öbür türlü bunun muhabbetini bile etmeyiz. Yani bu belirsizlik diye bir kavram olmaz. Zaten rakiplerimiz de bu işleri yapar, biz de bu işleri yaparız. O zaman oradaki ürün müdürüne belki gerek bile kalmaz. Her şey bu kadar netse zaten çok akıllı, çok zeki mühendislerle çalışıyoruz. Zaten onlar yapar, alır götürür yani. Orada bir ürün müdürüne ihtiyaç bile olmaz. Burada bence ürün müdürü olarak elimizdeki kaynakları iyi kullanabilmek lazım. Benim burada belki Google'da bunu yaptığım için çok büyük bir lükse sahibim. Ben çok iyi user researcher'larla çalışabiliyorum. Gerek kantitatif ya da işte qualitative ya da quantitative çok ciddi kaynaklarla bu işte master yapmış, doktora yapmış insanlarla çalışabildiğim için ben birazcık lükse sahibim. Onlara dayanabiliyorum. Ama daha küçük bir ölçekte bir startup'ta çalışan PM'in belki bunları kendisi yapması gerekiyor. Ama benim gözlemlediğim, benim kendi günlük hayatımda iş yaparken kullandığım en büyük iki faktör bu belirsizliği nasıl kırabiliriz? Yani neyi bilirsem ben bu hipotezimi valide edebilirim aslında. Bu noktada da elimdeki imkanlar neler? Mevcut bir ürünüm varsa eğer bu mevcut ürünün kullanım patenlerine, kullanım alışkanlıklarına bakabilirim. Bu noktada da ben quantitative analistim var, business analyst gibi. Bu arkadaşla beraber çalışıp ya işte bir kullanıcılar son 30 günde, son bir haftadaki kullanım davranışlarına bakalım. Öyle mi yapıyorlar, böyle mi yapıyorlar? O butonu yapan daha sonra ne yapmış? O butona tıklayan daha sonra öbür butona tıklamış mı? Vesaire bu tip analizleri yaparak o belirsizliği bir şekilde elimdeki datayla kırmaya çalışıyorum. Elimdeki datadan böyle birkaç küçük nokta bulduğum zaman da ya da bulamıyorsam da kullanıcı mülakatları bu açıdan çok dengeli olabiliyor. Kullanıcı mülakatlarını da iki türlü kullanmak mümkün. Bir tanesi elimizde bir fikir var diyelim. Biz belki şöyle şöyle bir problem bulduk. Bunu da şu şekilde çözebileceğimize inanıyoruz. Böyle bir fikrimiz var dediğimiz noktada. Birincisi o fikirle ilgili yorum alabilmek. Bu mülakatların bir amacı. İkincisi de çok büyük bir alana bakıyoruz. Bilinmezlik var. Yani misal kendi iş hayatımdan örnek vereyim. Kendi şu anki görevimden örnek vereyim. İnsanlar İş yaparken birbirleriyle nasıl collaborate ediyorlar? Birbirleriyle nasıl çalışıyorlar? Çok büyük, çok böyle meta bir question değil mi? Yani çok büyük bir soru. Şimdi bunun tabii ki herkesin, ürün müdürünün, benim mühendis arkadaşlarımın, tasarımcılarımın herkesin bir fikri var. Herkesin kendi hayatından bildiği bir fikri var. Ama bu noktada böyle bir 20 kişilik, 30 kişilik bir fokus grupla bu tip bir çok geniş bir konuyu konuşmaya başladığınız zaman belli sorular çerçevesinde, belli bir soruların yönlendirmesi çerçevesinde bu büyük belirsiz konu başlığını aslında böyle alt bulutlara, alt başlıklara kırabiliyorsunuz konuşmalar esnasında. Bu da aslında size gidebileceğiniz yollar, patikalar çiziyor önünüzde. Yani o yüzden ben hani bu belirsizliği kırmak için mümkün mertebe iki şey yapıyorum. Bir tanesi mevcut bir ürünüm varsa bunun data analizini yapıp kullanıcılar bunu nasıl kullanıyor bunu anlamak. İkincisi de daha böyle büyük düşündüğüm konularda mümkün mertebe kullanıcı mülakatları yaparak bu büyük soruları, bu büyük problemleri aksiyon alınabilir küçük parçalara bölmeye çalışıyorum. Burada da tabii dediğim gibi hani benim
Çok büyük bir lüksüm var. Ben bunları yapabilen dedike insanlarla çalışıyorum. Ama eğer çalıştığınız şirkette ya da yönettiğiniz üründe böyle dedike insanlar yoksa da bu maalesef, maalesef de demeyeyim ama hani PM'in sorumluluğu. Tabii ki maalesef dememin sebebi de bu, iş yükünü arttırıyor sonuçta. Hani zaten PM günlük hayatta bir sürü şey yaptığı için bir de bunların üstüne gidip o mülakatları yapmak, analizi yapmak, data çekmek vesaire, hani bunlar vakit alan şeyler. Bunları da yapmak PM'in üzerine düşebiliyor bazı durumlarda. Peki şey tarafına geçersek, çözülmesine değecek ve burada da işte o Twitter thread'de yazdığın şeylerden işte ROI odaklı bakabilmek, ROI'yi de açalım, return on investment kafasına. Yani yaptığım yatırımı sonunda ne kadarlık bir kazanç elde ediyorum. Bu buradaki yatırım da zaten ne kadar efor harcıyorum aslında. Harcayacağım efor üzerinde ne kadarlık bir kazancım olacak. Bir ürüne veya bir özelliğe, bir feature'a ROI gözüyle nasıl bakabilirim? Bu noktada bence her şeyden önce aslında takımın bir hedefi var mı? Gitmek istediği, mesela İngilizce'de genelde bu North Star metric diye kullanılır. Yani kuzey yıldızı metriğimiz nedir bizim? Biz nereye gitmek istiyoruz? Bununla ilgili bir sürü makale de çıktı. Mesela YouTube örnek verelim. YouTube'un kuzey yıldızı metriği nedir? İzlenme dakikası. Yani bizim böyle bir şirketin üst yönetimi tarafından olabilir ya da ekipte bizim ürün müdürü olarak set ettiğimiz bu metrikler olabilir. Bizim bu kuzey yıldızı metriğimiz neyse, aslında bu ROI hesabı, yatırımımın karşılığını alıp almayacağım analizini yaparken bu yapılan proje bizi gerçekten o kuzey yıldızında amaçladığımız metriğe yardım edecek mi, oraya götürecek mi, götürmeyecek mi? Yani biz bu temelde aslında bu analizlerin hepsini yapmaya çalışıyoruz. Misal YouTube, eminim ben YouTube'da çalışmıyorum o yüzden çok detaylı bilgim yok ama misal YouTube'daki bir ürün müdürü bir proje yapacakken o projenin gerçekten kullanıcıların izleme dakikasını arttırıp arttırmayacağına yönelik bir analiz yapıyor. Bu analizi yaparken orada bir belirsizlik var. Evet, demin konuştuğumuz gibi. O belirsizliği nasıl kıracak? Ya bizim şöyle bir proje fikrimiz var. Bakalım bunu gerçekten kullanıcılar nasıl kullanıyor? Benzer özellikleri. Data analizi yapabilir bunu öğrenmek için. Ya da ya bizim böyle bir fikrimiz var. Bizim designer arkadaşımız şöyle bir user flow yaptı. Böyle bir özelliğin işte mocklarını çizdi, dizaynlarını çizdi. Tamam, bir mülakat yapalım. Kullanıcı mülakatı yapalım. Gösterelim. İnsanlara gerçekten gösterelim. Böyle bir özellik varmışçasına kullandırtalım. Laboratuvar ortamında ya da mülakat ortamında. Buradan geri dönüşler alalım ve bunların hepsi aslında bir denkleme, yani kuracağımız bir denkleme besleme yapıyor. Ve bu denklem sonunda şunu görebiliyoruz. Biz bu özellikleri yaparsak bunu kaç kişi kullanır? Bu kullanan kişiler ne kadar daha çok izler ya da daha az izler? Ve bunların akabinde bir tahmin, o kuzey yıldızı metriğimize etki edecek oranın bir tahmini ortaya çıkıyor. Ve genelde de bunu bu projeyi yapacağımız mühendislik harcamasına ya da toplam masrafı düşündüğümüz zaman, toplam masraf kalemi neyse o etkiyi masraf kalemine böldüğümüz zaman da bir rakam çıkıyor ortaya ve genelde projelerimizin önceliklendirmesini vesaire yaparken bu tip böyle bir matematiksel bir denklem üzerinden biraz daha böyle data odaklı, biraz daha veri odaklı bir önceliklendirme yapabiliriz bu şekilde. Genelde hani benim gördüğüm, bizim kendi takımımızda da kullandığımız yöntem, hani projeleri böyle stack rank yaparken, önceliklendirme yaparken kullandığımız yöntemlerden bir tanesi bu. Dediğim gibi projenin potansiyel etkisi nedir? Bu kuzey yıldızı hedefimiz ya da işte bu OKR'ları belirlerken belirlediğimiz o proje amaç kategorisi nedir? Objektif kategorisi nedir? Orada belirlediğimiz metriğe ne kadar faydası olacak? Bunu tahmin edelim. Bunu tahmin etmek için de bahsettiğim gibi bir sürü işte quantitative analyst olabilir, qualitative analyst olabilir. Bunları yapalım. Ondan sonra da mühendislikteki arkadaşlarımızla konuşalım, tasarımcı arkadaşlarımızla konuşalım. Bunları yapmak için bize ne kadarlık mühendislik gücü gerekecek, ne kadar sürede yapabileceğiz vesaire, bunu bulalım. Ve bunları zaten birbirine böldüğümüz zaman da ortaya bir rakam çıkıyor. Ya da bir işte bazen t-shirt boyutunda da bunları yapabiliriz. İşte bu large t-shirt oluyor, işte medium size bir t-shirt boyutu vesaire. Hani eğer çok da fazla belirsizliğimiz varsa, mesela bir engineer bu dizaynlara baktığı zaman ya ben bunu kestiremiyorum, işte bu 8 çeyrekte mi yapılır, 10 çeyrekte mi yapılır, 2 çeyrekte mi, ben bunu tam kestiremiyorum dediği zaman, o zaman da bazen işte böyle t-shirt ölçümlemesine gidebiliriz. Bu işte X-large t-shirt boyutunda proje, large t-shirt boyutunda proje vesaire. Hani bunu da kattığımız zaman o denkleme ortaya bir rakam çıkıyor ve bütün bu projeleri aslında bu en sondaki rakama göre stack rank yapmak mümkün. Aslında diğeriyle biraz benzer, yani bu ölçülebilir kısmıyla benzer bir yine düşünce var orada. Yine çok net verilere dayanıyor ama yani gerçeklere dayanmıyor olabilir. Yine hala hipotez seviyesinde. Ama en azından bizim önümüzdeki o sisli puslu alanı biraz olsun netleştiriyorsa bizim için yeterli. Yani burada da ya bilmiyorum sizin nasıl ama hani çok aşırı kompleks denklemlerden de bahsetmiyoruz. Değil mi? Yani genel olarak kaç kişi kullanıyor, ne kadar sıklıkla kullanıyor, ne kadarlık bir alanı etkiliyor ürünün ve işte efor da zaten bildiğimiz eforlama yöntemleri. Aynen. Yani, yani aslında orada basit tutuluyor. Aynen. Hatta orada basit tutulmak da önerilir. Yani hani ben de burada kendi daha benden daha senior, bu alanda daha çok yıllarını harcamış insanlarla konuştuğumda bu tip
prioritization, önceliklendirme ya da return on investment denklemlerini ne kadar basit tutarsanız aslında o kadar iyi. Çünkü o denklem ne kadar komplikeleşirse bir anda kara kutuya dönüşüyor. Ve o kara kutuya dönüştüğünde ya da o denklem kompleksleştiği zaman ekipteki insanlara bunu anlatmak, ya işte Birkan niye o projeyi önceliklendirdik de niye öbürünü önceliklendiremedik diye sorduklarında bunu çok basit bir şekilde anlatamıyorsanız, işte bak bizim böyle bir denklemimiz var, o denklemin işte 8 tane girdisi var, öyle böyle, yani o denklem ne kadar komplikeleşirse, hani evet insan yanlış algılayabiliyor bazen, o bak ne kadar güzel scientific, böyle bayağı ilmi bir denklem çıkardık, çok bu hedefi tam böyle nokta atışı tespit edebiliyoruz, ama işte bazen o kadar da komplike hale geliyor ki bu sefer takımdaki arkadaşlarınızı ya da ekip arkadaşlarınızı bunu anlatmak çok zor olabiliyor. Bir yerden sonra böyle hani ya işte işkembeden böyle bir denklem çıkardık. Ondan sonra buna göre de uyduruyoruz ama insanların hiçbiri de o denklem ne olduğunu anlamıyor. O zaman da takımda bir güven sıkıntısı oluyor. Bir de o kadar oluyor. Kompleks denklemler de manipülasyona da açık olabiliyor. Yani aynen öyle. İstediğin aynen öyle. Sonucu elde etmek için denklemlerle oynayabiliyorsun. Birden fazla aynen parametre öyle. Olduğu sürece olduğu aynen zaman öyle. Da o zaman o denklemin içerisinde neyin o rakamı çıktısını çok net olarak göremediğin için de biraz işte dediğin gibi kara kutu manipülasyonu da açık. Hı-hı. Ama basit tuttuğun zaman görüyorsun yani hani ne kadar kişi, ne kadar sıklıkta, işte ne kadarlık bir rapor vesaire gibi. Yani en azından öyle. Bu benim hani gördüğüm kadarıyla bu biraz da şey için, o discussion'ı yapabilmek için, o tartışmayı yapabilmek için bir platform sağlıyor bize. Yani hani işin belki yapılmasından çok o yapılma aşamasında o işte tahtanın önünde bu konuşmaları yapma, Excel'in önünde veya Google Sheets önünde Google Sheets'in önünde bu şeyleri yapma ortamı sunduğu için. Aynen. Bir de zaten aslında yine tabii şirketin veya ürünün bulunduğu aşamaya göre de değişebilir. Mesela çok basit tuttuğumuz zaman denklemi şöyle durumlarda ortaya çıkabiliyor. İki fikir benzer etki alanına sahip. O zaman ne yapacağız? Yani hangisi? Şimdi o sıralamayı yaptığımız zaman her özellik birbirinden çok farklı, çok böyle net bir önceliklendirme listesi çıkmayabiliyor. Bazen 2-3 fikir aynı potansiyel etkiyi yaratır kategorisine düşebiliyor. Ama bu noktada da aslında çözümler mümkün. Mesela mülakat, kullanıcı mülakatlarından bahsettik. Oraya bir daha girmeyeceğim ama bazı analiz tipleri var. MaxDef diye geçiyor. Bu bir research anket tekniği aslında. Mesela 10 tane ürün fikriniz var ve 3 aşağı 5 yukarı aynı etki alanına sahip diyelim. Bir anket yaparak bu özellikleri aslında birbirine göre, birbiriyle relatif bir şekilde sıralamasını çıkarttırabiliyorsunuz müşterilerle konuşarak bu anket üzerinde. Ve bu nasıl oluyor? Bu 10 tane feature var diyelim ya da 10 tane bir problem alanı var. Kullanıcıya bunları arka arkaya ikili ikili sormaya başlıyor bu anket tipi. Ya da üçlü üçlü. Hani artık soruya ya da adede göre değişiyor. Yani bir list, bu genelde karakter analizi testi yaptıysanız orada görmüşsünüzdür. Yani hani karakter şeylerini, kırılımlarını böyle hep arka arkaya size sorar. Siz kendinizi ona mı daha yakın hissediyorsunuz, buna mı daha yakın hissediyorsunuz? Aha. Ürün için önceliklendirme yaparken de özellikleri buraya listelediğimiz zaman işte bu iki ürün var, fikir var ya da bunu mu daha çok hoşunuza gitti, bu mu sizce daha hoşunuza gitti vesaire. Hep böyle birbirine kırdırmaya çalışarak arka arkaya soruyor bu gruplar halinde ve en sonunda size böyle bir liste çıkıyor. Kullanıcının hangi ürünü daha değerli bulduğu ya da hangi ürünün daha çok kullanılabilir bulduğu açısından. Hani başka böyle analiz yöntemleriyle de bu stack rank'e ulaşmak, bu önceliklendirme listesine ulaşmak mümkün. İkinci bir taktik de şu olabilir. Ürününüz varsa ve mühendislik gücünüz de varsa bunu yapmaya, birazcık daha bu tip bir lükse sahipseniz, ürünlerin çok basit experimentation, yani deneylendirme ile bunu da bulabilirsiniz. Yani mesela biz comment'lere, işte Google Docs'taki yorumları, comment'leri şöyle bir özellik yaparsak iyi olabileceğini düşünüyoruz ama ona benzeyen başka bir özellik daha var. Ya bunların ikisi de aslında bayağı dişe dokunur özellik. İkisini de yapsak iyi olur dediğimizde ve önceliklendirmesine karar veremediğimiz aşamada çok basite indirgeyip bu işte MVP dediğimiz, hani minimum viable product dediğimiz, hatta bazen ondan da daha basit, daha kırılgan bir versiyonunu kullanıcılarımızın işte %1 ya da %5 vesaire kullanıcı bazımızı açıp bunun deneyini yapabiliyoruz ve o deneydeki kullanım miktarına göre ya da kullanım oranlarına göre belirlediğimiz başarı metriklerine göre o da mesela bizim önceliklendirme kriterimize, o denklemi etkileyen faktörlerden bir tanesi olabiliyor. Ama dediğim gibi tabii bu her ürüne ya da her ekibe uygun olmayabilir. Yani benim çalıştığım alan bu lükse sahip, mühendislik gücü var. İşte dediğim gibi yani 100 milyonlarca kullanıcısı var. %1'ine bile açsak biz bu deneyi çok ciddi bir sayıda detay toplayabiliyoruz ya da data noktası toplayabiliyoruz. İşte her ürünün, her şirketin bu lüksü sahip olmayabilir. Olmadığı noktada da işte gidip kullanıcılarla mülakat yaparak, ya böyle bir özellik olsa kullanır mıydınız? Bu özelliğe böyle bir para verir miydiniz? Ne kadar para verirdiniz? Vesaire gibi. Hani mümkün mertebe o belirsizliği kırmaya yönelip ne data noktası toplarsak kârdır bakış açısıyla yaklaşabiliriz aslında.
Ya her şekilde aslında bu input'u yine müşteriden aldığın sürece yöntemi veya işte miktarı çok şey olmadan, çok fark etmeden hani aldığın sürece zaten pozitif bir etki yaratacaktır senin hedeflendirmen, ön Aynen, önceliklendirmeni. aynen. Peki şimdi şey tarafında ne kadar dahil oluyor ve olmalı PM çözüm tarafında? Yani problem belirlendi ama bu problemin nasıl çözüleceği konusunda biz bir yerde duruyoruz ve orada işte tasarımcılar ve yazılımcılar devreye giriyor. Ama biz nasıl çalışıyoruz onlarla birlikte? Yani ne kadar dahil oluyoruz? Ya bir şey var ya işte PM mini CEO olarak adlandırılıyor. Yani ben hani onunla ilgili kendi fikrimi söylemeyeyim şimdi ama hani ona kalırsa hani mini CEO dersen o zaman zaten bütün sürece hakim oluyorsun ve hatta belki bir reporting ilişkisine benzer bir ilişkisi olması gerekiyor. Ama diğer taraftan hani realitede de pek öyle de değil. Yani Değil. sorumlusun ama değilsin gibi bir şey var. İşte orada ne kadar Evet, dahil evet. oluyorsun sen? Evet, o mini CEO aslında ürün müdürlüğünü biz belki böyle hani annelerimize, babalarımıza anlatırken ya da bu sektörde olmayan insanlara anlatırken kullanabildiğimiz bir tabir. Çünkü öyle anlatması daha basit. Ama bu işi yapan insanların hani gerçek hayatta PM'lik yapmış ve sektörden diğer insanlarla konuşuyor, aslında hani bunun CEO'lukla ya da genel müdürlükle alakalı olmadığını, hani aslında çok benzemediğini biliyoruz. Hani burada bir hani emir komuta zinciri yok. Burada çalıştığınız mühendisler size raporlamıyor ya da tasarımcılar bize raporlamıyor. O zaman PM'in aslında iyi bir PM'in, hani ilk soruya da geri dönecek olursak, iyi bir PM'in olması gereken özelliklerinden biri de çok iyi bir iletişim yeteneği ve insanları ikna edebilme kapasitesi. Bunu aslında sen de o tweet'teki yorumlarından birinde bahsetmiştin. Çok doğru bir nokta. Burada da tamam, evet, iyi bir PM iletişimi çok kuvvetli olacak. Ne istediğini bilecek, ürünle ilgili olan o prensiplerini tasarımcıya aktarabilecek, mühendise aktarabilecek, ama nerede durması gerektiğini de bilmeli bence ürün müdürü. Çünkü tabii bu da yine aslında çalıştığınız ekibe göre değişir. Yani eğer bir tasarımcınız yoksa, evet, ürün müdürü yeri geldiğinde tasarımcı şapkasını da takıp İyi kötü bir dizayn yapabilmeli belki. Hani kendi kendine yetebilmeli, ya da bir data analistiniz yoksa analiz şapkasını takıp bir şekilde o datayı kendi de çekebilmeli. Ama eğer ki bir tasarımcıyla çalışma lüksünüz varsa ve iyi bir mühendis kadrosuyla da çalışma lüksünüz varsa, bu noktada bence insanlara bazı konuları delegate etmek, yani onlara bu güveni sağlayıp o işi onlara verebilmek. Tasarım ve mühendislik ekipleriyle çalışırken de bence ürün müdürü bir kere ürünün prensiplerini belirleyip onları takıma iyi aktarmalı. Yani bu prensipler nedir? Misal işte Google Comments'lere bakalım ya da Docs'taki comment'lere bakalım, yorumlara bakalım. Bir kere burada bir prensip nedir? Bizim şimdi Türkçe kelimesi tam aklıma gelmiyor ama yorumlara baktığınız zaman Google Docs'ta yorumlar dokümanın hemen yanında çıkıyor. Ve hatta nereye yapıldığını, hangi cümleye, hangi paragrafa o yorumun atıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz, değil mi? Şimdi mesela birinci prensip nedir? Bu contextual eşleşmeyi yapabilmek. Yani bir kullanıcı doküman okurken paragrafı gördü, o paragrafta yorum var. O yorumu gidip de böyle bambaşka yerlerden 2-3 butona basıp açıp oraya bakmasını istemiyoruz. Biz çok net bir şekilde doküman okurken onunla ilgili bir yorum varsa şak diye hemen onun yanında çok hızlı bir şekilde görmesini istiyoruz. Birinci prensip bu. İkinci prensip, bizim bu komentlerin her platformda çok iyi bir şekilde çalışabiliyor olması lazım. Ve çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor olması lazım. Ve çok basit olması lazım. Hani bizim aslında böyle temel bir sürü hani başka prensiplerimiz de var da hani uzatmamak açısından çok böyle aslında high level kuş bakışı bazı prensiplerimiz var ve bu ürün müdürünün bu prensipleri belirleyip bunu da tasarım ekipleriyle ve mühendislik ekipleriyle sürekli mertebe paylaşması lazım. Bu prensipleri ekip olarak özümsediğimiz zaman da tasarımcı arkadaşımız, ekip arkadaşımız tasarımları yaparken zaten size getireceği o tasarım önerilerini bu prensiplerdeki o checkboxları çekleyerek getiriyor aslında. Evet, ben böyle bir özellik sunuyorum. Bu özellik bizim, ya da böyle bir tasarım yaklaşımı sunuyorum. Bizim belirlediğimiz product principle'lara örtüşüyor mu? Örtüşmüyorsa zaten Orada böyle bir gitgel o oluyor. ürün prensiplerini biraz irdelemek istiyorum açıkçası. Çünkü bir kere onlar hani hem nereden geliyor? Sen PM belirliyor dedin ama hani acaba yukarıdan da gelen bir şey var mı? Yukarıdan derken ya strateji seviyesinde hani müdür anlamında değil de bir Evet, de evet. şeyi soracağım ya birkaç tane daha böyle örnek verebilir misin? Yani daha iyi anlayabilmemiz için. Çünkü çok bence kuvvetli bir araç ürün prensipleri. Gerçekten hani o kültür denen şey gibi soyut bir şey. Yani insanların çok iletişim kurmadan aynı şeyi anladığı, anlayabileceği bir şey ürün prensibi. O yüzden biraz irdelemek isterim. Tabii. Yani burada aslında önce ilk sorunu hani yanıtlamaya çalışayım. Hani bu prensipleri kim belirliyor? Aslına bakarsak bu prensipler her kademede, yani bu organizasyon hiyerarşisinin her kademesinde belirlenen bir şey. Yani ben mesela kendi raporlama zincirime baktığım zaman benim müdürüm bunu bütün Google Docs editörleri ve işte Siteskip vesaire için yapıyor. Onun müdürü bunu bütün G Suite familyası için yapıyor. Onun müdürü bunu bütün Cloud için yapıyor. Onun müdürü bunu bütün Google için yapıyor. Ben ne yapıyorum? Ben de benim sorumlu olduğum o collaboration özellikleri için yapmaya çalışıyorum. Yani aslında her kişi, her çalışan, her ürün müdürü
müdürü kendi sorumlu olduğu alan için bunu yapmak durumunda. Ve bu üst kademeleri çıktıkça tabii ki ürün odaklı bu kadar detaylı prensipler olmuyor. Biraz daha high level'a doğru, biraz daha kuş bakışı hale gidiyor. Her kendi kademenin yapması gereken bir şey bu bence. Yani böyle hani her şeyi direkt üst yönetimden bekleyelim. Üst yönetim evet biraz daha micro management yapıyor ve sizin yerinize bu prensipleri sizin ürününüz için belirliyor olabilir. Yani sizin kademenize göre ya da bu merdivendeki, kariyer merdivendeki konumunuza göre değişebilir. Ama her ürün müdürünün ya da her kesimdeki çalışanın bu kendi prensibi kendi belirlemesi gerekiyor aslında. Bunu belirlerken de müşterilerle konuşmak bunun bir çözümü. Takımdaki ya da ben şimdi kalkıp da bu prensipleri belirlerken G Suite'in prensiplerinden bambaşka bir şey belirleyemem, değil mi? Yani sonuçta bu birazcık hem dikey olarak kendi organizasyonumuz içinde yaptığımız bir şey hem de yatay olarak işte müşterilerle konuşalım, yan ekiplerle konuşalım. Yani bu aslında bunun ikisinin bir karması. O yüzden belki hani çok net bir cevabı yok bunun maalesef ama hani bir ürün müdürünün zaten işi bu. Yani benim kendi organizasyonumda ne oluyor? Bizim organizasyonumuz için önemli olan konular ne? Önceliklerimiz neler? Stratejimiz neler? Prensiplerimiz neler? Bunu bakıp bunu kendi takımına adapte edebilmek. Ya da kendi takımında çok iyi işleyen bir prensip varsa bunu üst yönetime sürekli besleyebilmek. İkincisi de sektörde ne oluyor? Rakiplerim ne yapıyor? Müşterilerimiz ne istiyor? Bunu yatayda çok iyi analiz edip bunu da tekrardan ürüne yedirebilmek. Ya zaten hani ürün müdürünün yapması gereken hani birinci, ikinci işlerinden bir tanesi bu. Burada ürün prensipleri belirlerken de şunu dikkate almak lazım. Bence çok böyle işte hani özellik spesifik yapmamak. İşte bu butona tıklarsa biz şunun olmasını bekliyoruz. Bu bizim prensibimiz. Hayır. Yani bu yani ürün çalışma prensibi değil bu. Bu demek istediğim. Bu aslında biz müşteriye sunduğumuz değerin prensipleri. Yani mesela Google Docs'tan bir örnek daha verelim. Daha iyi paylaşabilmek için bu detayı. Google Docs'un en büyük özelliklerinden biri nedir? Eski yani farklı bir alternatif çalışma düzenine bakalım. Word, Excel, PowerPoint kullandığımız zaman herkes birbiriyle email attachment olarak bunu paylaşıyor ya da SharePoint'a koyuyor. Birden fazla versiyon olabiliyor etrafta. Mesela işte Eren'de işte final raporu V1, işte Birkan'da V2 oluyor, işte Ali'de V3 oluyor, Ayşe'de V4 oluyor vesaire. Sonra işte V son final ve sürekli bunlar email exchange oluyor. Orada çok ciddi bir verim kaybı var vesaire. Şimdi Google Docs'un prensiplerinden bir tanesi nedir? Biz bunu farklı bir yaklaşımla çözmeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? Bir tane Google Docs var ve cloud'da ve bu single source of truth. Yani tek bir doğru dosya tipi var. Ve biz hepimiz bu dosyaya girdiğimiz zaman ve bu dosyanın en son halini görüyoruz. Yani Eren'de başka dosya, Birkan'da başka dosya yok. Tek bir tane dosya var. Ve bu çok ciddi verimlilik artışına sebep oluyor. Çünkü sen dosyanın en son versiyonu neydi onu aramak zorunda değilsin. İçerik farklı oluyor, içeriği takip etmek zorunda değilsin. Bir tane dosya var ve hep bu güncel dosya. Şimdi bu mesela bir prensip bizim için. Yani Google Docs dediğimiz zaman single source of truth on the cloud. Yani bu bizim bir prensibimiz. Komentlere geldiğimiz zaman hani o contextual olması, dokümanla komentin, yorumun yan yana ve birbiriyle çok ciddi bir şekilde ilişkili, iç içe geçmiş durumda olması, bu bizim ikinci bir prensibimiz. Yani kullanıcı bunu aramak zorunda değil. Burada bir yorum var. Bu yorum neredeymiş, kimdeymiş, kimin dosyasındaymış vesaire bunu aramak zorunda değil. Bu aslında şeyden mi geliyor? Hı-hı. Yani bu hani Google'ın en tepe misyonu olan işte bilginin organize olması mıydı? Neydi? Aynen. İşte Google'ın bilgi organize etme şeyinden aynen, aynen. Mi geliyor? O bizim hani misyonumuz değil mi? Bir de onun işte bazı prensipleri var. Nedir? İşte hani user comes first. Çok hızlı olmalıyız. Speed. Mesela o Google ölçeğinde gelen bir prensip. E tabii her ürün bunu kendi ürün sektörüne, endüstriye göre ya da ürünün sunduğu kapasiteye göre kendine böyle adapte etmeye çalışıyor. İşte tabii o mesela Google ölçeğinde hani o alfabet tarafında işte hızlı olmalı, kullanıcı ilk defa kalsın, yani don't do evil vesaire. Yani onlar birazcık daha hani felsefi öncelikler diyelim. Hani bunu ürüne doğru kat kat indiğimiz zaman, kademe kademe indiğimiz zaman birazcık daha ürün spesifik prensipler de ortaya giriyor. Tabii ki Google Docs çok hızlı olmalı. Tabii ki biz Google Docs'ta atıyorum kullanıcının datasını alıp saçma sapan şeyler yapmıyoruz. Yani hani don't be evil olma açısından. Tabii ki hani bu prensipler zaten hani var olan prensipler. Bunların üstüne aslında diğer prensipleri getirmeye çalışıyoruz. Ama ürün ekipleri birazcık daha kendi yönettikleri ürünlere özgün prensiplerle gelebiliyorlar. Mesela bir diğer prensip, biz ne yapıyorsak yapalım çoğu özelliğimizin offline olsa da çalışmasını özen gösteriyoruz. Yani mesela Word'de internet erişimin olmasa da Word'de girip bir şeyler yazabiliyorsun değil mi? Ya da Excel'de açıp bir şeyler yazabiliyorsun. E Docs'ta da bunu yapabiliyor olman lazım. E bu da bizim aslında prensiplerimizden bir tanesi. Yani yaptığımız özelliklerin, ürünlerin çok iyi bir şekilde offline'da da çalışabilmesi. Tabii bunu her üründe yapmak mümkün değil ama yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Hani ürünün de gereksinimi açısından. Bu da mesela diğer bir prensip. Çünkü müşterilerle konuştuğumuz zaman, bizim kullanıcılarımızla konuştuğumuz zaman aslında bu prensipleri onlardan da duymak çok normal. Yani biz bir müşterilerimizle konuştuğumuz
zaman ya da bir kullanıcımızla konuştuğumuz zaman bu üründen beklentisi ne diye sorduğumuzda aslında o prensipleri bize veriyor farkında olmadan. Yani ben Docs'tan şunu bekliyorum, işte ben bunu bütün cihazlarımdan erişebileyim, internet ayrışımı olmasa da kullanabileyim, çok basit olsun, kullanması çok kolay olsun. Hani Apple'ın zaten başarılarından biri odur değil mi? iPhone'la çok kullanması kolay, intuitive bir ürün. İşte mesela insanların Google Docs'tan, Sheets'ten, Slides'ten beklentisi de o aslında. Çok kullanması kolay, basit olsun. O zaman biz bu kullanıcı konuşmalarını yeterince yapınca bir yerden sonra zaten bir pattern görüyorsunuz. Ve o pattern de nedir? İşte kullanıcı beklentilerinin prensibe dönüşmüş hali. Çok basit olmalı. İşte internet, online ortamda single source of truth olması vesaire. Biz aslında bu konuşmalardan o prensipleri çıkarıp ya da bizim var olan prensiplerimizi valide ediyoruz bu tip mülakatlarda, görüşmelerde. Ve bu prensipler oluştuğu zaman da aslında bütün takımın da işine geliyor. Çünkü bir PM'in özellikle seviyeniz arttığı zaman şirkette ya da sorumluluklarınız arttığı zaman her projenin içine ilk günkü kadar dahil olmanız pek mümkün olmayabiliyor. Bu noktada da bu prensiplerle takım içinde anlaştığımız zaman aslında bazı kararlar odada PM olmadan bile alınabiliyor. Yani bu tip avantajlar var. Çünkü herkes o prensiplere saygı duyuyor. Herkes zaten o prensipleri beraber tartışıp anlaşmışız. Okey olmuş. O bir ortak paydamız olmuş artık bizim. Ve mesela odada bir PM olmasa bile bir mühendis ve tasarımcı arkadaş iki farklı opsiyonu değerlendirirken bunu kendi kafalarında bile yapabiliyorlar. Çünkü hani o zaten o belirlediğimiz prensipler bizi yönlendirebiliyor bu noktada. O açıdan da bence çok kıymetli. Yani biz takımdaki bütün herkesi bu prensipler doğrultusunda bir karar mecrası haline getirebiliyoruz. Yani bir mühendis bir bug'ı çözerken ya da bir feature request analiz ederken daha onu PM'e getirmeden bile bu kararı belki kendi açısından verebiliyor. Yani biz mesela ben bug yorumlarımızda şunu görebiliyorum. Mesela mühendis arkadaşımız bug'ı analiz ediyor. Evet, iki tane çözüm opsiyonu çıkıyor karşısına ve o bug'a comment atarken şunu diyebiliyor. Ya Birkan, işte ben bu bug'ı inceledim. İki tane opsiyonumuz var karşısında. İşte daha önce konuştuğumuz konulara göre ben birinciyi yapmayı öneririm. İşte maliyeti şu kadar. Ben ürün müdürü olarak o thread'i okuduğum zaman, o bug thread'ini okuduğum zaman engineer'ımın, mühendisimin bu şekilde duruma yaklaşıyor olmasını görmek benim işimi kolaylaştırıyor. Takımı daha başarılı, daha verimli hale getiriyor. O açıdan bence hani bir ürün ekibi olarak o prensipleri ekip olarak belirleyebilmek çok kritik. Hatta bunu mesela PM olarak ekibe yeni katıldığınız zaman yapabilirseniz o da bence çok güzel bir zamanlama. Yani ekibe yeni geldiniz, var olan prensipleri anlamak ya da sizin kendi kafanızda bir plan varsa mesela onu ekibe yedirebilmek, onu konuşmaya açabilmek açısından genelde yeni ekipler, yeni PM'ler ekiplere başladığı zaman, dahil olduğu zaman genelde hani böyle bir retrospektif toplantıları yapılır. Geçmişte ne yaptık? Hatta onu da böyle üç kategoride analiz ederler. İşte start, stop, continue gibisinden. Hani biz neyi yapmıyoruz ve yapmaya başlamalıyız? Neyi yapıyoruz ve bunu durdurmalıyız? Neyi yapıyoruz ve iyi gidiyor ve bunu yapmaya devam etmeliyiz? Hani genelde o retrospektif toplantılarda da hani bu şekilde konuşmalar yapılır. Takımı besler. Takım kültürünü, takımın iş yapışını besleyen şeyler aslında bunlar da. Bu şey gibi bir şey aslında ya, bu ürün prensipleri dediğim şey. Yani hem biraz anayasa hem de diğer taraftan işte kültürel şeyler. Mesela hani yeni biriyle tanıştığın zaman, şimdi korona zamanı değil ama öncesinde ne yaparsın? Elini uzatırsın. O da karşılıklı olarak elini uzatır. Aynen. Bunu şey yapmazsın. Aynen. Şimdi elimi uzatıyorum okey mi falan demezsin. Hani aynen, konuşmadığın bazı şeyler vardır. Aynı şekilde hani sen ürüne bakış açın, eğer aynı kafadaysan zaten dediğin gibi PM'in orada olmasına gerek kalmaz. Aynı şekilde bu arada hani yazılımcı da senden aynısını bekler. İşte problemi seçerken onu da düşünecek şekilde şey yapmasını, karar vermeni bekler. Bence bu çok güzel bir araç. Çünkü biraz da egoyu işin içinden çıkarıp, yani birey düşüncesini işin içinden çıkarıp tam anlamıyla bir takım düşüncesini ortaya koyuyor ve zaten ancak öyle biz bir şey yaratabiliyoruz. Yani hani PM'in de bulunması gerekiyor, designer'ın da bulunması gerekiyor, yani tasarımcının da bulunması gerekiyor, işte yazılımcının da bulunması gerekiyor ki bir ürün gerçekten başarılı bir şekilde çıksın. Peki oradan şeye bağlayacağım. Şimdi bu prensiplerimiz var. Prensiplerimiz varsa işte prensiplerimiz var, hedeflerimiz var. Nereye gideceğimizi biliyoruz. Nasıl gideceğimizi biliyoruz. İşte iş yapış şeklimiz var. Bu da o zaman şu demek oluyor. Yani demek ki bazı şeyleri, bazı yönleri veya bazı varyasyonlara hayır diyeceğiz anlamına geliyor. Aynen. Şimdi hayır demek, şimdi şey kültüründe, şey dünyasında işte patrondan gelen bir işi yapma konusunda hayır demekle bence takım içerisindeki şunu da yapalım, bunu da yapalım kısmındaki hani odaklanma sebebiyle hayır denmesi bence biraz farklı. Burada bence şey diyoruz konuşurken, yani şeyden bahsediyor olacağız. Yani takım içerisinde veya yukarıdan da gelebilecek, hedefimizi şaşırtmayacak şeylere, şaşırtacak şeylere hayır demekten bahsediyoruz. Yani PM'ler hep derler ya işte PM hayır demeyi öğrenmeli, hayır demeli falan. Ne demek abi bu? Yani nasıl hayır diyeceğiz? Neye hayır diyeceğiz? Çok güzel soru. Cevaplaması da bir o kadar zor bir soru aslında. Çünkü bunun böyle çok hani nasıl diyeyim, her duruma uyan bir taktiği yok maalesef.
Bu aslında birazcık da nabza göre şerbet vermek deyimiyle de örtüşen bir konu. Şimdi ikiye ayırabiliriz bence bunu. Dediğin gibi bir tanesi mesela çok üst taraftan gelen, strateji değişiklikleri kapsamında gelen yön değiştirmeler olabilir. Mesela şimdi koronavirüsü çıktı ve bizim bütün çalışma dinamikleri, bütün dünyanın çalışma dinamikleri bir anda değişti. Şimdi bizim eminim bütün teknoloji şirketleri üst yönetimden gelen, evet biz bu yeni dünya düzenine uygun neler yapabiliriz? Şunları yapabiliriz. Evet tamam şimdilik stratejimizi işte ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek stratejimizi buna göre adapte edeceğiz deyip roadmap'lerde değişikliğe gidilebiliyor. Şimdi bu noktada hani sırf hani hayır demek için aman biz değişiklik yapmayalım demek için hayır demek çok mantıklı değil. Çünkü o zaman o fırsatı kaçırma durumu var. Yani burada amaç aslında şey değil. Hani mantıklı bir sebepten ötürü, bir fırsattan ötürü bu süreç değişiklikleri ya da öncelik değişikliği oluyorsa hani illa her şeye hayır diyeceğiz, buna da hayır diyeceğiz demek değil. Bu noktada benim hani aslında o Twitter'daki thread'de de demek istediğim şey, misal bir örnek vereyim. Bir projeye başladık. Projenin gereksinimleri belli. Müşterilerle de konuşmuşuz. Demişler ki evet siz böyle bir özellik çıkartırsanız biz bunu kullanırız. Şu anki bu özellik spekleriniz çok güzel. Tamam, her şey okey. Biz bunun PRD'si yazılmış, dizaynci arkadaşlarımız tasarımını yapmış, mühendislik ekibi dizayn dokümanını hazırlamış. Proje başlıyor. Lansmana da çok yaklaşmışız. 3 ay geçmiş, 6 ay geçmiş. Şimdi ondan sonra işte bir sunum yapılıyor direktörlere ya da işte VP'lere ya da işte müşteriye. Biz bu gösteriyoruz işte bakın böyle konuştuk daha önce bunları. Siz de okeylediniz. Bu projeyi de okeylemiştik plana. Yaptık. Az kaldı. Biz sadece hani bunu bir gösterelim istedik size. Şimdi o genelde o toplantılarda olur zaten böyle şeyler. Ya acaba şunun şurasına bunu da mı eklesek? Ya şu böyle olmuş da işte acaba bunu da mı böyle yapsak? Şimdi zaten bence esas hayır denmesi gereken konular bu tip konular. Yani böyle çok büyük işte taşların yerine oynadığı, stratejilerin değiştiği noktada hayır demek, o artık sisteme karşı savaşmak bence pek mantıklı değil o noktada ama bu tip özellikle projenin kapsamının değiştirilmeye çalıştığı durumlarda ya da işte ek özellik ya işte onu öyle değil de böyle mi yapalım dediğimiz durumlarda aslında hayır demek çok kıymetli. Ben bunu mümkün mertebe yine datalara dayandırmaya çalışıyorum. Yani burada da demek istediğim şu. Evet bu feedback direktörden gelebilir. Bu feedback müşteriden gelebilir. Onu da mümkün mertebe bir paydaş yapmaya çalışıyorum bu kararda. Direktörcüm ya da müştericim sen bunu istiyorsun ama biz bunu yaparsak bu projenin sürecini bir ay daha, iki ay daha, üç ay daha öteler. Gerçekten bunu istiyor musun? Yani buna değecek bir özellik mi? Sen buna, şimdi o da diyebilir ki evet evet kesin yapalım. Peki direktörcüm ya da müştericim bunu yaparsak biz bu özelliğe 3 ay daha çalışırsak diğer istediğiniz ikinci bir özelliğe ya da üçüncü bir özelliğe daha da geç başlayacağız. Buna okey misiniz? Hani bir anda mesela bu tip muhabbetlerde karşı tarafı paydaş durumuna geçirip bu scope büyütme taleplerinin neye aslında karşılık geldiğini karşı tarafa iyi bir şekilde aktarabilirsek bu noktada bence karşı tarafla olan ilişki bambaşka bir seviyeye geçiyor. Yani çünkü eğer bunu yapmazsak diğer yok hayır biz onu yapamayız dediğimizde de bu sefer ilişki zedelenebiliyor. Ya da bunu direktörünüze karşı yapmak da pek kolay değil ya da işte VP'ye karşı yapmak da pek kolay olmayabiliyor ya da yatırımcınıza karşı yapmak. Ama onu bir noktada paydaş gibi işin içine çektiğiniz zaman, o denklemin içine çektiğiniz zaman, bu kararı ortak ettiğimiz zaman muhabbetin rengi birazcık değişiyor. Yani ben çok muhabbete ya da çok konuşmaya girdiğim zaman işte bu şekilde tamam bunu yapmamızı istiyorsunuz ama bunu yaparsak bir 6 ay daha projenin uzaması demek. 6 ay bunu bekleyebilecek misiniz? Bunu 6 ay uzatmamız demek öbür istediğiniz fikrin 6 ay daha geç başlaması demek. Bunları hepimiz okey miyiz? Değecek mi gerçekten? Hani bu nice to have mi? Yoksa hani olsa da olur mu? Yoksa hayır bu olmazsa olmaz kullanamayız şeklinde bir talep mi? Hani bütün bu soruları karşı tarafa sora sora bu muhabbeti ona ortak ede ede bu karar mekanizmasını ortak ede ede aslında bir nebze hayırı kendi kendine dedirtmesini sağlıyoruz aslında orada. Değil mi? Yani ben ona hayır demeyeyim ama bu tip soruları ona sora sora karşı taraf aslında evet ya bu hani bu özellik olmasa da olur ya da bunu biz sonra yapalım. Hani bir gün yapalım ama sonra yapalım. Bunu karşı tarafa dedirtebilmek aslında. Bu arada haklıysa ve mantıklı bir argümanla geliyorsa zaten tam tersinde sen yapıyorsun. Tabii zaten o noktada hayır demeye gerek yok. Yani hani aynen. O zaman gerçekten mantıklıysa ve orada gerçekten bir problem varsa onu yapalım zaten. Hani teşekkür edelim yapalım. O zaten herkesin faydasına kazan kazan durumu o noktada. Hani benim dediğim bu hayır noktası şey hani sırf karşı taraf mutlu olsun diye. Sırf karşı tarafa biz bazen hani insan oluyor sonuçta hani bazen hayır demek dediğim gibi direktörüne ya da işte sana çok ciddi paralar veren müşterine bunu demek çok kolay olmayabiliyor. Ve gerçekten bence zaten bir ürün müdürü hayır derken altını da doldurmadan sadece hayır deyip e-mail thread'inden çıkmak ya da toplantıdan çıkmak da mümkün olmuyor. Onun biraz altını da doldurmak gerekiyor ilişkinin sağlığı açısından. Hani o noktada dediğim gibi PM'in gerçekten buna inanmadığı ya da bir değer katmayacağı bir şeyse ya da daha da fazla detay almak istiyorsa dediğim gibi bu muhabbetle karşı tarafı paydaş hale getirmek. Ortak kararı ortak mecra haline getirmek hani benim kendi günlük hayatımda kullandığım taktiklerden bir tanesi. Tabii ki bu da yanlış anlaşılma olmasın. Hani bunu yapıyoruz da yapmak istemediğim her şeye hayır deyip
bu sonuç çıkıyor mu? Tabii ki hayır. Yani bazen dediğim gibi direktörlerin sizin bilmediğiniz ya da işte VP'lerin bizim bilmediğimiz farklı ekiplerin yaptığı benzer şeyler olabiliyor vesaire. Hani oradan gelen, onların o organizasyon hiyerarşisinde daha yüksek olmasından ötürü olan bir vizibiliteden kaynaklı bir karar olabiliyor. Orada yapacak bir şey yok zaten dediğim gibi. Ya da mesela bu müşteri katma değeri çok yüksek olan bir müşteri ise, atıyorum sizin cironuzun %20'sini oluşturan bir müşteri ise, hani ona hayır demek o kadar kolay değil. O noktada da belki hani başka taktikler var. Yani tamam biz bunu yapalım, roadmap'e koyalım. Roadmap'te de şu sırada biz bunu gelecek sene yapalım. Mesela yani bazen hani hayır deyip kestirip atmak yerine bunun hani daha kibar ya da daha profesyonel söyleme yöntemleri de olabiliyor. Yani roadmap'e koyalım. Bazen çünkü karşı taraf sadece sesinin duyulmasını istiyor. Hani benim böyle bir özelliğe ihtiyacım var. Bunu seninle paylaşıyor ve bunun roadmap'e konulduğunu bilmesi mesela karşı tarafı mutlu edebiliyor, içini rahatlatabiliyor. Çünkü yüksek ihtimalle kendi organizasyonu içerisinde hesap verdiği onun da bazı insanlar ve onu duymak istiyor insanlar da. Hani bazen böyle direkt olarak hani hayır kelimesini kullanmadan da takımı bu tip taleplere karşı korumak mümkün. İşte dediğim gibi tamam şu an biz bunu atıyorum önümüzdeki çeyrek için ya da önümüzdeki yarım yıl için hani 6 ay için önceliklendiremiyoruz ama 2021 planlarımızda mesela bunu biz düşüneceğiz, roadmap'e koyduk. Bazen karşı tarafın bunu duyması bile onu mutlu edebiliyor. Zaten aslında bu tip talepler geldiğinde anlamamız gereken, ürün müdürü olarak anlamamız gereken en büyük şey o bence. Karşı taraf için bu ne kadar kritik? Yani bu gerçekten P0 böyle hani bu olmazsa olmaz, ben bu özelliği ya da bu yaptığınız şeyi kullanmam dediği noktadaysa o zaman zaten bir geri adım düşünmek lazım. Ama sorularla karşı tarafı böyle birazcık sorgulaya aslında onun böyle gerçekten hani elzem bir değişiklik değil de karşı tarafın hani kişisel hissiyatlarından dolayı ya da kişisel doğrularından ötürü istediği bir şey olduğunu anladığımız noktada bu zaman birazcık daha belki hani kibarca o hayıra gidebiliriz. Ama çok zor. Yani bu da bence yaptıkça öğrenilen bir şey açıkçası. Yani şimdi ben böyle hani atıp tutuyormuş gibi geliyor belki kulağa ama bu yaptıkça öğrenilen bir şey. Ama bunu da yapmak lazım. Özellikle kariyerinin başında hani ürün müdürlüğü kariyerinin başında olan arkadaşlarımız için. Hani bu böyle bir günde vahiy olarak inmeyecek size. Bunu yapmaya başladıkça bu zor muhabbetleri, zor konuşmaları yaptıkça insan daha kolaylaşıyor. O yüzden hani bunu gerekirse kendi takımınız içinde, gerekirse müşterilerle, hani çok belki büyük müşterilerle değil de daha küçük ölçekle çalıştığınız müşterilere karşı bunları denemek, bu konuşmaları denemek kendinizi uzun vadede geliştirebilir. Dediğim gibi bu yaptıkça öğrenilen bir şey ama takımın huzuru için bence çok kritik bir şey. Çünkü bir PM olarak her gelen talebe eyvallah deyip tamam biz şimdi bunu yapacağız deyip rotanızı değiştiriyorsanız bir yerden sonra mühendislik ekibiyle çok ciddi güven kaybı da yaşayabilirsiniz. Çünkü o zaman bir mühendislik ekibi şunu istemez. Rüzgar nereden eserse oraya gittiğimiz bir ekip olmak istemez. Yani bizim bir rotamız olmalı, bizim bir hedefimiz olmalı ve ürün müdürü de aslında bu rotayı belirleyen, bize rehberlik eden birisi aslında, değil mi? Ama her rüzgarın estiği yöne doğru biz dağılırsak, yaprak gibi savrulursak o zaman ürün müdürünün oradaki kredibilitesi düşüyor bir nebze. O yüzden de hani mümkün mertebe yola çıktığınız plana sadık kalmak ve mühendislik ekibinizi, tasarım ekibinizi bu gelen hani dışarıdan gelen bu tip taleplere karşı korumak da ekibin sağlığı açısından ve huzuru açısından bence çok önemli. Burada aslında bunun bahsedilme sebebi de o aslında. Alt mesaj o. Alt şeylerden bir tanesi de ki hani bahsettin de bir PM'in iletişim tarafının gerçekten çok kuvvetli olması gerekiyor. Ben biraz aslında PM'leri bir tık lobicilere de benzetiyorum. Yani gerçekten hani ya politik anlamda değil ama oldurmak için, bence burada oldurmak doğru kelime, oldurmak için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor bazı şeylerin. Bu şey de değil yani hani onu kırarak bunu şey yaparak değil de hareket edebilmek için, ki hani hareket edebilmek derken de tek kişiden de bahsetmiyoruz. Yani hem PM'in takımındaki diğer takım arkadaşlarından bahsediyoruz. Hem diğer departmanlardan bahsediyoruz. Hem bazen müşterilerden, işte partnerlerden vesaireden bahsediyoruz. Bunları hareket ettirmek için aslında o iletişim ağındaki ana node belki PM ve bütün pürüzleri aradan çıkarması gerekiyor. O yüzden de iletişim çok kritik bir skill. Bazı insanlar iletişim konusunda çok kuvvetli. Doğuştan öyle. Ben mesela öyle değilimdir ama diğer taraftan da bu gerçekten yapa yapa öğrenilen de bir şey. O yüzden de hani bu skill'i de geliştirmenin bence tek yöntemi tecrübe yani. Tabii empatiyle tecrübe edinmek aslında bunu. Aslında çok çok önemli bir noktaya değindin. Yani PM'lik, ben mesela günlük hayatıma baktığım zaman, takvimimi açtığım zaman yarısından fazlası belki bu şekilde iletişimle geçiyor. Yani toplantılar üstünden olsun, mesajlaşma üstünden olsun, e-mailler üzerinden olsun, dokümanlar üzerinden olsun. Aslında her yazdığım mail bir iletişim kaynağı. Yani bir problemi çözmek için o projedeki hani keep the ball rolling değil mi? Top dönmeye devam etsin, proje bir şekilde ilerlesin. Hani PM'in aslında yaptığı en büyük şeylerden biri o. Görünmeyen kahraman aslında belki bu tip projelerde. Ama o iletişim çok kıymetli. Üniversite çağlarında aslında bunu geliştirmek biraz
biraz daha kolay olabilir. Yani belki şimdi bu söylediğim şey çok klişe gelecektir ama hani bize de zamanında dendiği zaman işte ders dışı etkinliklere katılın, kulüp organizasyonlarına katılın. Ya aslında çok doğru. Yani ben mesela düşünüyorum zamanında NBA yaparken de işte NBA kulübü etkinliklerine oranın başkanıydım. NBA kulübünün başkanıydım. İşte sponsorluk arıyorduk. İşte etkinlik merkeziyle konuşuyorduk. Birilerini davet ediyorduk. Yani orada aslında farkında olmadan ben o iletişim yönünü biraz daha geliştirebilmişim. Ya da işte Google'a ilk başladığımda satış destek, o hesap optimizasyonu, müşterilerle konuşma. İşte müşteri orada pushback yapıyor. Hayır diyor, ben onu yapmak istemiyorum. Onu bir şekilde handle edip göğüste yumuşatıp devam ettirebilme falan. Hani bu yaptıkça gelişen bir şey ve o konfor alanından ne zaman kendimizi dışarı atarsak bu işi yapmak için o kadar da hızlı ve erken başlamış oluruz. Bu işte üniversite dediğim gibi işte grup projelerine dahil olmak olabilir, kulüp aktivitelerinde rol almak olabilir. Yani çok basit geliyor kulağa, klişe geliyor ama aslında farkında olmadan o iletişim oldurma yeteneklerini geliştiren şeyler bunlar. İlla yani bu yeteneği ben önce ürün müdürü olacağım, sonra geliştireceğim diye de düşünmemek lazım. Yani ürün müdürü olmadan da çok net bir şekilde bu yetenekler geliştirilebilir aslında. O yüzden özellikle iletişim yeteneği, ne kadar erken kendinizi bu tip şeylere hani pratik yaparsanız günün birinde ürün müdürü olduğunuzda ya da halihazırda ürün müdürü olduğunuzda çok faydalı olacaktır. Peki sen ya kendinden örnek verebilirsin ama yani iyi bir PM nasıl olur? Yani nasıl eğitilmesi, nasıl eğitebilirim ben kendimi? Sen nasıl eğittin kendini? Ne gibi kaynaklar kullandın? Bu bence hani insanın da birazcık kendi öğrenme, ya kendini tanımasıyla alakalı. Ben kendi açımdan cevap vereyim bunu. Ben yaparak öğrenen birisiyim. Yani ben okuyarak da öğrenebilirsin bir şeyi, dinleyerek de öğrenebilirsin, izleyerek de öğrenebilirsin, yaparak da öğrenebilirsin. Benim kendi karakter mizacıma göre ben yaparak öğrenmesini seven, böyle kendimi tatmin eden birisiyim. O yüzden ben mümkün mertebe bu ürün müdürlüğünü öğrenme konusunda elimden geldiğin her fırsatta bunu yapmaya çalıştım. Yani gerekirse işte o satış destek, hesap optimizasyonu yaptığım zaman da kendi şirket içimizde böyle Chrome extensionlar yazıp tool'lar yapmak olsun, onun ürün müdürlüğünü yapmak olsun. Ya da işte bir önceki partner ekibinde partnerlerle çalışırken orada hani PR dilleri yazıp vesaire. Yani kendimi mümkün mertebe ben PM'mişçesine, bir ürün yönetiyormuşçasına düşünüp ne gerekiyorsa orada o şekilde yapmaya çalıştım. Birincisi o. Hani en basit yapabileceğiniz şey o. Bu nedir mesela? Şu an bir şirkette PM değilseniz ama kafanızda sizin aklınızı kurcalayan bir fikir varsa bir şekilde bunu yapmaya çalışma. Ama ben kodlama bilmiyorum. Olsun, kodlama bilmeden de çok şey yapılabilir. Yani bir oturun bir PRD'sini yazın onun. Oturun bir müşteri mülakatını yapın. Bakalım bu fikriniz gerçekten müşterinin ihtiyacını karşılıyor mu, karşılıyor mu? Yani kod yazmak işin en son geliyor zaten aslında bu projelerde kodu yazmak. O yüzden yani o PM'liğin projenin erken safhasındaki rollerini PM olmadan da çok rahat yapabilirsiniz. Ya da misal bir ürün kullanıyorsunuz, Twitter kullanıyorsunuz, Spotify kullanıyorsunuz. Siz onun ürün müdürü olsanız, benim mesela mülakatlarda sorduğum soru bu. En çok sevdiğin ürünü söyle bana, günlük hayatta kullanmaktan zevk aldın. Tamam, sen onun PM'isin. Sen atıyorum Spotify'ın PM'isin. Başarı metriklerin ne olurdu? Mesela onu düşünüyorum, başarı metriklerin. Ya da mesela sen Spotify'ın PM'isin, her günde kullanıyorsun, bayağı biliyorsun ürünü. Sen PM olsan nasıl geliştirirsin? Ne gibi bir özellik yaparsın? E şimdi benim o zaman beklentim ne oluyor? Bir önceki soruda success metriklerini konuştuk. Ne özellik yaparsın dediğim diye sorduğumda bakalım o success metriklerini iyileştirecek bir özellik fikriyle geliyor mu? Tamam, bir fikirle geldi. Hemen bir follow up soru da. Peki bu özelliği yapsak sence etkili olacak mı? Nasıl bir etkisi olur? Hemen bakalım, hani o ürün müdürü zaten bunu gerektiriyor. Yani hani ben de günlük hayatımda bunu yapayım. Ya şöyle bir fikir yapsak güzel olur. Kullanıcılar kullanır mı? Kullanır. Etkisi ne olur? Bir hemen bir hesaplayalım bakalım. Bir kaba saba bir hesap yapalım. E zaten bu PM olmaya gerek yok bunu yapabilmek için. Yani gerçekten bir beyaz kağıt karşısında ya da bir tahta karşısında çok rahat herhangi bir ürünü alıp, kullandığınız bir ürünü alıp bu problemi, egzersizi kendiniz de yapabilirsiniz. Bu da bence çok hani kendimizi geliştirmek açısından yapabileceğimiz bir şey. Ben mesela mümkün mertebe teknolojik yeni çıkan ürünleri ya da popüler olan ürünleri alıp test etmesini çok seven birisiyim. E bunu yapma amacım da aslında bu. Yani bakıyorum yeni bir şey çıkmış, ürün çıkmış. Onlar mesela o ilk baştaki onboarding flow'u nasıl yapmışlar? Ya da kullanıcıyı tekrardan nasıl notify ediyorlar? Notification'ları nasıl çalışıyor? Kullanıcıyı tekrardan geri ürüne nasıl çekiyorlar? Yani bunları yapmak da beni ürün müdürü olarak geliştiriyor. Başka piyasadaki o best practice'ları görmek ya da diğer insanların nasıl yaptığını görmek. Üçüncüsü de tabii ki bol bol ben bu konularda kitapları okuyorum ya da işte yazılan blog artikellerini okuyorum. İşte Medium'daki yazıları okumaya çalışıyorum ya da işte hani seni takip ediyorum. Buradaki hani diğer sektördeki insanların paylaştığı şeyleri bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Bu da üçüncü aslında kendimizi geliştirmek için yapabileceğimiz bir şey. Ben kendi hayatımda bunları yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bunların hepsinde vakit bulmak da çok kolay değil. Hani şimdi böyle dediğim gibi atıp tutmak kolay ama bence insan hani bunlara vakit ayırabildiği takdirde bu şekilde kendini geliştirmek için de bir efor sarf ediyor. Bence önemli olan da o eforu sarf edebilmek. Son sorumu sorayım. PM'liği seviyor musun? Bütün zorluklarına rağmen diyelim, inişlerine çıkışlarına rağmen ben çok keyif alarak yapıyorum. Çünkü
Günün sonunda benim yaptığım, üzerinde çalıştığım, ekip olarak üzerinde çalıştığımız fikirlerin yüz milyonlarca insan tarafından kullanılıyor olması, benim bu insanların öyle ya da böyle bir şekilde hayatlarına dokunabiliyor olması ve burada benim çorbada bir tuzumun oluyor olması beni çok tatmin eden bir şey. Ve ben bir ürün müdürü olarak bu konuşmalarda, bu işte böyle büyük ürünlerin, böyle güzel ürünlerin planlamasında bir katkım olması, buraya bir yön veren bir kişi olmak beni gerçekten hem kariyer anlamında hem de kişisel olarak çok tatmin eden bir şey. Zorlukları yok mu? Var. Çok böyle kızıp sinirlenip bu işte yapılır mı dediğim günler olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Ama günün sonunda artıların eksilerin hepsini bir teraziye koyduğumuz zaman artıları benim için daha ağır basıyor. Ama bu rolün de herkese göre olmadığını da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle son zamanlarda ürün müdürlüğü böyle çok dalga dalga geliyor böyle şeyler. Birkaç sene önce growth hacking vardı mesela. Growth hacking çok popüler oldu. Herkes böyle LinkedIn'de growth hacker yazdı değil mi? Yani growth hacking yapmak çok popülerdi. Bence şu an bir PM'lik dalgası da var. Yani gerçekten mesela bizi dinleyen öğrencilik yıllarında olan arkadaşlarımız varsa ya da kariyer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa gerçekten bir durup düşünüp bir de aynaya bakıp bir analiz de yapmak faydalı. Yani evet ürün müdürlüğü şu an çok nasıl diyeyim hip hani trend olan bir iş tanımı. Ama gerçekten günlük hayatta bunun gerektirdiği şeyleri yapmaktan keyif alıyor muyuz? Ya onu da bir düşünmek lazım. Hani sırf Yanlış anlaşılmak ki bence ona sebebiyet veren, o düşünceye sebebiyet veren şey şu. Ya etkimin olacağı bir pozisyon olsun istiyorum Aynen. diyerek geliyor insanlar. Evet doğru ama diğer taraftan aslında bu demin senin de anlattığın zaten mantıkta bir yerse zaten herkesin etkisi var. Yani tasarımcının da yazılımcının da testçinin de etkisi var. O yüzden aslında yani şey etkisi bekleniyorsa işte o mini CEO Aynen, etkisi aynen. bekleniyorsa o yanlış. Yani öyle bir etki değil. Biz bir takımın bir parçası olarak bir fonksiyonel bir Aynen. katkımız var yani Aynen, diğer aynen, aynen. fonksiyonlarında olduğu gibi. Yani bir de o noktada belki ekleyeceğim ikinci bir nokta da hani ürün müdürü olayım da ne ürünün ürün müdürü olursam olayım. Doğru, Hani bazen aynen. o mantıkta olabilir. Yani hani hepimiz geçtik öğrencilik yıllarından, hepimiz iş aradık. O yüzden hani çok da böyle eleştirmek anlamında söylemiyorum ama o seçimleri yaparken de dikkatli olmak lazım. Çünkü ben hani günümün belki 12 saatinden fazlasını çalıştığım ürünün ve sektörün neler yaptığını, biz bu ürünü daha iyi nasıl geliştirebiliriz düşünerek geçiyor. Abartmıyorum ya da burada kendimi hani övmek için de söylemiyorum. Bunu söylememin amacı şu. Eğer o katılacağınız, ürün müdürü olacağınız ürünle ilgili ya da sektörle ilgili çok aşırı bir ilginiz yoksa onu da bence bir iki kere düşünmekte fayda var. Yani ben aman ürün müdürü olayım da nerede olursa olayım mantığı bence başarı için doğru bir düşünce yapısı değil. Çünkü zaten o ürün müdürlüğü rolünü aldıktan sonra da bunu zaten hani anlayacaksınız. Eğer o sektörden ya da üründen keyif almıyorsanız ya da o sizi hani hoşunuza gitmiyorsa, mutlu etmiyorsa ürün müdürlüğü sizin için ızdırap da olabilir. Çünkü yatıp kalkıp o ürünle ilgili yaşayacaksınız ve düşüneceksiniz ve bu sizin hiç hoşunuza gitmeyen bir ürünse ya da merak duymadığınız bir sektörse çok da başarılı olmak zor. Yani insan istem istemeye yaptığı bir şey ya da ilgi duymadığı bir alanda başarılı olması da çok zor. O yüzden hani kariyer seçimleri ya da işte ürün müdürü oldum tamam istiyorum ben şirketlere başvuracağım dediğiniz noktada da kendi kişisel merakınızın ve ilginizin olduğu alanları önceliklendirmenizi de yürekten öneririm. Çünkü çok daha gününüz rahat geçer ve başarılı olma ihtimaliniz de artabilir diye düşünüyorum. Evet, çünkü zorlayıcı bir meslek. O yüzden hani keyif Aynen. alınan bir alanda yapılması gerçekten kritik bir nokta burada. Doğru diyorsun. Aynen. Yani çünkü senin dediğin gibi hani biz oldurmak için ne gerekiyorsa yapan bir rol ya. Genelde bir ürün lansmanı yapıldıktan sonra vesaire de hani ilk tebrik edilen insanlardan biri de değiliz bu arada. Ama işler ters gittiğinde de işte parmak gösterilen, günah keçisi ilan edilen de genelde Aynen. ilk kişi olduğumuz için hani o dengeyi de iyi kurmak lazım. Onun da farkında olmak lazım. Dediğim Aynen. gibi dışarıdan bakan insanlar ürün müdürü etiketini, o title'ını çok böyle havalı, force olan bir title olarak düşünebilir. Evet, yok mu? Yani var, tabii ki var. Hani yaptığımız şeyler gerçekten kritik işler ama sırf o sebepten ötürü de ürün müdürü olunmamalı bence. Çünkü akabinde hayal kırıklığı Aynen. gelebilir. Abi çok teşekkürler vakit ayırdığın, deneyimlerini paylaştığın için. Çok Rica keyifli ederim. bir podcast oldu. Eminim ki hani kariyerlerinin başında veya PM olmak isteyen insanlar veya hali hazırda PM olan insanlar için çok faydalı bir bölüm olacak. Tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.